Efendim Bursa'nın gündeminden hepinize merhabalar. Bugün konuğumuz Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Müdürü Sayın Taha Başparmak olacak. Kendisiyle Büyükşehir Belediyespor'un faaliyetlerini, çalışmalarını, plan ve projelerini konuşacağız. Efendim öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben öncelikle Bursa TV ailesine bize bu fırsatı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Ekranlar başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize de saygılarımı sunuyoruz. İsmim Taha Başparmak. 1975 Rize doğumluyum. 1977'den beri Bursa'da ikamet ediyoruz. 2009'dan beri de Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde kulüp müdürü olarak görevimizi devam ettiriyoruz. Evet. Efendim spor geçmişinize bakalım biraz. Sanırım sporcu kökenlisiniz ve bu işin akademik eğitimi de aldınız. Onlardan da bahsetmenizi rica edeyim Taha Bey. Şöyle söyleyeyim. 8 yaşından beri sporun içerisindeyim. Aktif olarak. Ailece sporcu bir ailemizin babamızla yıllarca spor yapmış, abim de ben de. Güreşle başladık. 84-94 yılları arasında Bursa'da ve Türkiye'de çeşitli derecelerimiz oldu. Ardından takım sporu olan futbola heves verdik. 2002 yılına kadar da aktif olarak Bursa'da amatör düzeyde futbolcu olarak görev yaptık. Ondan sonra da 96 yılında Uludağ Üniversitesi'ni kazandık. Beden ve spor bölümü mezunu. 2000 yılında oradan mezun olduk. Evet. 2009 yılında da Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nde kulüp müdürü olarak göreve başladık. Öğretmenlik yapmadınız değil mi? Yok, hiçbir beden eğitimi öğretmenliği, formasyon falan aldınız herhalde ama mutlaka, değil mi? Evet. Efendim kış spor okullarından bahsederek başlayalım. Daha doğrusu devam edelim sohbetimize. Hangi branşlarda kurslar açtınız? İlgi alaka nasıl? Kaç öğrenci var? Bunları da sizden dinleyelim Taha Bey. İzah edeyim. Şimdi Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak 2009'dan beri biz Bursa'da daha öncesinde yaz okulları olarak adlandırdığımız yaz spor okulları kursları veriliyordu. 2009'dan sonra biz bunu bütün yıla yaymak açısından hafta sonları çocuklarımızın okuldan spora eğilimleri olsun diye kış okulları altında da başladık. Evet. Şu anda Bursa'da 2015-2016 yılı itibariyle 10 branşta biz kış okulları adı altında yapıyoruz. Bunu geçen yıla kadar biz kış spor okulları adı altında yapıyorduk. Bu sene bir format değişikliğine gittik. Biraz daha uzun süreli. Bizim yaz okullarımız aşağı yukarı 3 ay sürüyordu. Kış okullarımız da aşağı yukarı 6 ay sürüyordu. Biz bazı branşlarda bu işi yılın tamamını yaymak hasebiyle spor okulları adı altında bazı branşları sınıflandırdık. Onlara bakalım efendim. Kış spor okulları olarak şöyle söyleyeyim. Evet. Yüzme branşımız yine devam ediyor. Karate, masa tenisi, bisiklet ve yelken. Bu 5 branşta kış spor okullarımız devam ediyor. Spor okulları adı altındaki branşlarımızda voleybol, tenis, basketbol, jimnastik ve satranç. Bunlar biraz daha uzun süreli, ikişer aylık ve 8-9 aya kadar tekabül eden dönemlerde yapıyoruz. Tabii ki buradaki amacımız genelde bu kış spor okulları yazın yaz spor okulları hafta içi oluyor. Kış spor okulları hafta sonları, cumartesi, pazar günleri yapıyoruz hafta içi, hafta sonları. Buradaki amacımız çocuklarımıza temelden sporu sevdirmek, okul yoğun tempodan uzaklaştırmak. Sporcu altyapımızı, bizim kendi branşlarımızda 20'ye yakın branşımız var. Evet. Bu 20 branşımızda sporcu altyapısını da buralardan temin etmeye çalışıyoruz. 3 sene öncesinde kurduğumuz jimnastik branşımızı da bunu ekledik biz. Jimnastik branşında da bunu yapıyoruz. Biliyorsunuz sporun temeli atletizm ve jimnastik branşı. Bununla ilgili de sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altıbey'in önderliğinde desteğiyle jimnastik salonu kurduk. Bu jimnastik salonumuz da Bursa'da gerçekten Türkiye'de örnek salonlardan biri oldu. Yeri nerede efendim? Acemler'deki bizim Buski tenis kompleksimiz içerisinde orada 4 branşımız orada faaliyet gösteriyor. Jimnastik branşımız orada iş donanımıyla gerçekten Türkiye'de örnek bir tesis oldu. Evet. Ciddi de bir teveccüh var gerçekten. İhtiyaçtı bu Türkiye için, Bursa'mız için. Bunu da sağlamış olduk. İnşallah buradan yetişecek değerli kardeşlerimiz diğer branşların da altyapısını oluşturacak. Bu da çok önemli. Gerçekten sporun temeli. Biz yıllardır bunun eksikliğini hissediyoruz. Avrupa'da bu böyle ilerliyor. Bu sistem böyle. Atletizmden başlıyorlar aşağı yukarı. Evet. Jimnastik ve atletizm. Evet. Bizde ikisi de var. Genelde altyapıyla. Evet. Bu şekilde devam ediyor. Çeşitli tesislerimiz var. Örnek veriyorum işte voleybol Fethiye'de salonumuz. Basketbol Şahinbaşoğlu spor kompleksimiz var. Orası da çok güzel bir kompleks. Yıldırım bölgesinde. Orada faaliyetlerimiz devam ediyor. Geçen sene itibariyle biz basketbolda da kız erkek sadece bayan yapıyorduk. Bu sene erkeklere de aldık. Şu anda erkek altyapı da kurduk Bursa'da basketbolda. Bu da bir eksikliğimizdi. Biliyorsunuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altıbey
Sporu çok seven bir insan. Her zaman ilgileniyor. Bu bizim için çok büyük bir şans. Bursa için çok büyük bir şans. Gerçekten tesisleşme konusunda çok güzel yatırımları var. Yıllardır Osman Gazi Belediyesi'nden gelen bir yatırımları var. Evet. Zaten başarı da bu tesisleşmeyle paralel gidiyor. Sporda eğer tesis olmazsa başarı da olmuyor. Altyapı çok önemli değil mi Tabi abi? Evet. Yani çalışacak yer olmayınca nerede çalışacaklar, ama şu anda epeyce var bildiğimiz kadarıyla. Var. Daha da olacak inşallah. Bu konuda başkanımız sağ olsun. Bursa bir spor kenti yapmak istiyor. Gerçekten spor kenti de oldu. Bu daha da ileriye gidecek inşallah. Bu tesislerin artmasıyla, branşların artmasıyla da sporcu kalitesi artıyor. Başarı da öyle geliyor. Yoksa başarıda da eksiklik var. Bunlar çok önemli. İşte olimpiyatlara sporcular bu tesislerden çıkacak inşallah. Yakın zamanda bu tesislerimizin sayısı da artacak. Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bizim burada kış okullarında en önemli meselemiz kendi altyapılarımızda, ki bu bahsettiğim 10 branş kış okulları ve yaz okullarına bahsettiğim 10 branş zaten bizim mevcut 20 branşımızın oluşturuyor. Onların temelini oluşturuyor. Buradan seçtiğimiz çocukları uzun süre lisans sporcular yapıp yarıştırıp belli bir düzeye getirmeye çalışıyoruz. Örnek olarak işte Sev Cup'ta, voleybolda Avrupa şampiyonu olduk geçen sene. Gerçekten Bursa için çok büyük bir başarı. Şimdi voleybolda altyapıda başlayan kardeşlerimiz inşallah geleceğin A takımında belediye spor çatısı altında inşallah daha büyük başarılar elde edecekler. Daha Türkiye'de de milli takıma da sporcu verme konusunda faaliyetlerimiz devam ediyor. Bursa bayağı iddialı bu konuda değil mi? Gördüğüm kadarıyla. Yani, gerçekten şöyle söyleyeyim. Yani Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe bunu gerçekten Bursa sporu bir Bursa'da ciddi bir yere gerçekten taşıdı. Biz o yüzden çok şanslıyız. İdareci olarak bizler de çok şanslıyız. Yani bu büyük bir nimet hakikaten. Herkese nasip olmayacak bir nimet. Biz de elimizden geldiği kadar bunu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Halkımıza bunu istifade ettirmeye çalışıyoruz. İşte Büyükşehir stadımız bitti. Gerçekten Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir stat. İnşallah bu sporumuz da orada başarıdan başarıya koşacaktır. Onun da çok büyük etkisi olacaktır hem seyirci olarak hem atmosfer olarak. Bunlar gerçekten çok güzel değerler. İleriye taşıyacağımız değerler. Evet. Efendim bir de işin ücret kısmına bakalım. Cüzi de olsa ücret alınıyor değil mi? Ne kadar şöyle belki merak eden yani, izleyicilerimiz vardır. Aylık olarak işte 30 liradan başlıyor bizim ücretlerimiz. Efendim. 150 liraya kadar çıkıyor. Tabii bu branşa göre değişiyor. Tabii branşa göre değişiyor. Yoğunluğa göre ama bizim verdiğimiz hizmet tabii ki bu aldığımız ücret çok cüzi ücretler. Yani bir aidiyat olsun diye sembolik. Tabii. Aynen öyle. Sembolik öyle. Ciddi anlamda büyük bir yük belediye için, ama bunu biz tabii spora kazandırmak için gençlerimizi bunun bir temelini oluşturuyor. Onun dışında bizim 20 tane branşımız var. Onunla ilgili de kısa bilgi vereyim. Atletizm, atıcılık, basketbol, bilardo, bisiklet, boks, güreş, izcilik, karate, kano, kayak, masa tenisi, satranç, su topu, jimnastik, tenis, voleybol, yelken ve yüzme. Bu 20 branşta da bizim hem A takım düzeyinde hem altyapıda faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunların içerisinde bizim bu saydığım 20 branş içerisinde dikkat ederseniz futbol yok. Futbol, futbol yok ama futbol niye yok diye soruyorum çünkü çok. Futbol tabii ki yok. Şöyle biz zaten futbol yok ama biz Büyükşehir Belediyesi olarak sağ olsun başkanımız bu konuda spor tesislerini, halı sahalar kazandı. Orada Bursa'ya var zaten, çok, gençler. Biz hepsine, hepsi bizim. Bursa'daki başkanımızın tabiriyle Bursa'daki bütün amatör kulüpler, futbol takımları hepsi Büyükşehir'in takımları gibi. Biz hepsine malzeme desteği, tesis desteği veriyoruz. Onların halı saha resmi müsabakalar hepsi Büyükşehir'in tesislerinde oynanıyor birçoğu. Onlara antrenman imkanı tanıyoruz. Resmi maçlarını bu sahalarda oynuyorlar ki sizler çok daha iyi bilirsiniz. Bundan bir 10-15 sene öncesine kadar toprak sahalarda oynanıyor. Öyleydi, şimdi 10-15 senedir aşağı yukarı Bursa'da yüzlerce saha yapıldı ve şimdi hiçbir kardeşimiz artık tertemiz sahalarda geliyor, antrenmanını yapıyor, duşunu alıyor, hiçbir ücret ödemeden spor hayatına gerçekten devam ediyor. Güzel. Bunlar tabii çok büyük nimetler Bursa için. Bunların da kıymetini bilmek lazım. Bu branşlar içerisinde futbol niye yok dediğim işte bundan dolayı yok. Yani biz zaten hepsi bizim takımımız. Hepsine destek veriyoruz. Bursa'daki bütün amatör kulüplere destek veriyoruz. Bu mevcut 20 branşımız içerisinde de 15 tane olimpik branşımız var bizim. Yani onlara bunların bakalım içerisinde. Yüzme olimpik branş biliyorsunuz. Boks, güreş, atletizm, su topu, kayak, tenis, masa tenisi, kano, bisiklet, yelken,
jimnastik, voleybol, atıcılık ve basketbol. Bunlar yani 20 branşımız içerisinde 15 tane zaten olimpik branş. Şeyi duyamadım yalnız, karate, judo onlar yok mu merak onlar ettim. Onlar yok, karate doğrusu. Daha evet. Olimpik olmadı. Anladım. Karate daha olimpik ama olmadı. Ama olimpik olma yönünde gidiyor. Bizde var karate var. Branşımız. Evet, olur. Ama olimpik değil. İnşallah 2020 olimpiyatlarında aday 5 tane branşın içerisinde karate. Karate'de de bizim çok ciddi o yatırımlarımız çok önemli, oldu. Evet. Başarılı sporcularımız da var. Bunlarla ilgili faaliyetlerimiz devam ediyor. Olimpik branşlara girmişken ben kısaca şundan da bahsetmek istiyorum. Evet, bizim mevcut branşlarımız arasında. Atletizm branşında Nilay Esen kardeşimiz 1987 doğumlu, büyük bayanlar kategorisinde maraton koşusunda ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek. Kotayı kazandı. Evet. Şu anda kotası garantilenen kesin gidecek olanların arasında sporcumuz Nilay Esen. Boks branşımız da o da yeni kurulan branşımız. Bu çok amaçlı gençlik sporu atıcılar spor tesisinde orada çok güzel bir salon yaptık. Evet. Bu sene yeni branşlarımızdan birisi boks branşımız. Orada da böyle Avrupa şampiyonu çok değerli sporcularımız var. Bahram Muzaffer olimpiyat o sporcu zaten malum. adayımız yıllardır. Yasin Yılmaz 1990'da doğumlu 60 kilogram o da olimpiyat adayı sporcularımız. Güreş yine bizim gerçekten atasporumuz. Atasporumuz zaten. Vazgeçilmez branşlarımızdan birisi. İki tane tesisimiz var. Biri Buski'de olmak üzere, biri de 152 evler güreş eğitim merkezi. Orada da orada da çok değerli sporcularımız var. Güreş de bizim olimpiyatlarda madalya beklediğimiz en önemli branşlardan birisi. Ve iddialı da olduğumuz diyelim aynen değil mi öyle. Aynı zamanda? Orada da işte Barış Kaya, Yasin Bolat, Rıza Yıldırım. Bu üç sporcumuz da nasip olursa inşallah bu sene de olimpiyatların baraj yılı 2016'da bu yıllarda şimdi onların kotaları belli olacak. Çok İnşallah güzel. Bu kardeşlerimizden de olimpiyat kotalarını almasını bekliyoruz. Masa tenisinde Melek Hu var. O da 1989 doğumlu. O da masa tenisinde olimpiyat sporcu adaylarımızdan birisi. Sibel Remzi var. O da yine masa tenisi branşlarımız. Bir de Muhammed Haylaz var tenis branşında. O da bizim altyapımız yetişen aşağı yukarı 8-9 senedir bizim altımızda yetişen bir kardeşimiz. Şu anda da kendisi milli takımda Erzurum'da. Bu da olimpiyat sporcusu adaylarımızdan birisi. Masa tenisi bizim Süper Lig'deki takımlarımızdan birisi. Bayanlar Süper Lig'de. Geçen sene ondan önceki ligi ikinci olarak bitirdik. Fenerbahçe, Enka onlarla yarışıyoruz masa tenisinde. Güreş yine Süper Lig'de bizim takımımız. Ki altyapımız da var. Bu saydığım kategorilerin hepsinde. Bizim miniklerden tutun da minik, yıldız, genç ve A takım düzeyinde hepsinde sporcularımız var. Her kategoride yarışıyoruz. Yani sadece yıldızlarda veya miniklerde belli bir sayıyla değil. Her kategoride müsabık sporcularımız var, lisans sporcularımız var. Bunların hepsi yarışlara gidiyorlar. Atletizm Süper Lig'de bizim kendi takımımız arasında. Basketbol, bayanlar ikinci ligdeyiz. Atletizmde de çok başarımız var. Geçen sene ben de bizzat cross Avrupa şampiyonası vardı Bulgaristan'da. Milli takımla beraber oraya gitme fırsatı buldum. Orada 45 sene sonra atletizm milli takımımız cross'ta gençlerde Avrupa şampiyonu oldu. Bu çok büyük bir başarı. Daha da ilerleyecek inşallah. Onun dışında güreş dediğim gibi Süper Lig'de masa tenisi. Tenis Türkiye Ligi'nde ciddi bir bireysel spor olması ama voleybol zaten biliyorsunuz. Yine lokomotif branşlarımızdan birisi. Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile beraber Süper Lig'de temsil eden iki takımdan birisiyiz. Onda da çok ciddi yatırımlarımız var inşallah. Şu anda yakın bir zamanda bu Mihraplı'daki o Nilüfer Deresi'nde kano ile ilgili çalışmalarımız başladı. Orası ile ilgili de sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altepe çok büyük desteklere oranın uluslararası bir kano merkezi olması için ciddi uğraşlar var. Şu anda hala da altyapısı devam ediyor. Onunla ilgili de geçen bir tanıtımla ilgili bir organizasyon yaptık. Çok güzel geçti. Kano branşını da Bursa'nın merkezine taşımak istiyoruz. Gerçekten olimpik branş. Ona ilgi çok zevkli bir branş. Bey? Ciddi bir ilgi var. Özellikle lise ve üniversite çağındaki kardeşlerimizden. Aslında bu fırsatlar verildikçe olabilecek bir branş. İşte belediye başkanımızın bu tesisleşmeden ki istek arzusu bu. Bu branşlarda tesis olursa sporcu yetişiyor, olimpik sporcu yetişiyor. Talep de olur Tabii ki. Yani gördükçe oluyor. Tesis olmazsa bunlara paralel gidiyor. Bunlar bir türlü şey yapmıyor. Ama inşallah bu saydığım branşlar ve tesislerle beraber güzel bir atılım içerisinde olacaktır. Ben biraz da amatör spora bakalım.
Nedir katkıları Büyükşehir Belediye Spor'un? Şöyle, zaten Bursa'daki biraz önce söylediğim geçtiğimiz gibi... Geçtiğimiz günlerde bir toplantı var galiba değil mi? Amatör Spor Kulüpleri onunla ilgili de bir başkanımız değişti. Daha önce sağ olsun Cemal olsun Vardar evet. başkanımızdı. Şu anda Osman Bey Amatör Spor Kulüpleri. Onunla ilişkilerimiz onunla ilgili. Nasıl? Katkı gayet güzel. Yani hepsi evet. bizim büyüklerimiz, yıllardır spor içinde olan abilerimiz, büyüklerimiz. Evet. Sağ olsun bir eşgüdüm içinde çalışıyoruz. Amatör olarak da dediğim gibi... Bursa'daki birçok kulübe malzeme desteğinden tutun, tesis desteği zaten veriyoruz. Evet. Onun dışında işte Bursa'daki 240 takım amatör olarak bakıldığı zaman futbol müsabakalarının tamamı bizim büyük şehir tesislerimizde evet. Antrenman yapıyorlar. Gece saat 11'e kadar tesislere maçıştık. Sabah 8'de başlıyor. Evet. 11'e kadar bu tesislerde 1,5 saat arayla Bursa'nın muhtelif takımları gelip antrenman evet. yapıyorlar. Gece geç saat 11'e kadar. Evet. Hafta sonları da cumartesi pazar günleri de amatör maçlarımız zaten bu tesislerde oluyor. Evet. Gayet güzel geçiyor. Tabii bunlara çok güzel imkanlar bu tesislerin bu şekilde yapılması. Bunlara güzel kullanılması çok önemli. Biz elimizden geldiği kadar sağlıklı bir şekilde bu tesislerin kullanılmasını talep ediyoruz. Amatör takımlarımıza onlar da bu desteği sağlıyorlar. Evet. Efendim ilçelere bakalım yayına girmeden öncesinde sohbet ederken evet. gördüm bir broşür, katalog. İlçelerle ilgili ne gibi yatırım, yeni bir yatırım var mı? Önce şöyle söyleyeyim, Gürs yüzme havuzumuz vardı. Biliyorsun bizim Kestel'den Mudanya'ya kadar tesislerimiz var. Özellikle yüzmede 9 tane havuzumuz var şu anda evet. aktif. Bunların 8'i şu anda aktif. Bugün itibariyle Umur Bey yüzme havuzumuz evet. Mazgat'a. Evet. O bugün faaliyete başladı. Orası da bayanlara tahsis edilmiş bir yüzme havuzu, çok evet. güzel bir yüzme havuzu. Halkımızın kullanımına açıldı. Geçen aylarda açılışı yapılmıştı, resmi açmış. Şu anda yani faaliyete beklemeye geçti. Gerek yok. faaliyete geçti. Onu da söyleyelim yani. Çok güzel Tabii. bir havuz. Oraya da bekliyoruz halkımızı spor Tabii. yapması Hı. için. İşte bayan kardeşlerimizden evet. katılımlarını bekliyoruz. Gürsüz havuzumuz da bir ay içerisinde büyük ihtimalle açılacaktır. Evet. Orası da daha önce balon sistemindeydi kışın. Şu bir anda tamamen kapalı sanıyorum, kapandı. Kelik konstrüksiyon oldu. Evet. Orası da yakın zamanda faaliyete geçecek. Orada da biz hem bayanlara hem erkeklere hem sporcularımıza altımız devam ediyor. Bizim bütün havuzlarımızda hem sporcu yetiştiriyoruz. Evet. Altyapı, belli yaş kategorilerinde sporcuları alıyoruz. 6-14 yaş arası sporcular. Evet. Hem de yetişkinlerimize saatler açıyoruz. Hem bayan hem erkek. Evet. Halkın tamamının kullanımını açıyoruz. Haftanın 6 günü. Sadece sporcularla değil, kısıtlı değil. Değil yani. Tabii ki. Halkımız şey. Oradan istifade evet. ediyor. Geliyor haftanın 2 günü, 3 günü. Oradan belli saatlerde program dahilinde yüzme bilmeyenlere evet. yüzme öğretiyoruz. Hocalarımız var. Yüzme bilenler geliyor serbest saatlerde oradan istifade ediyor. Evet. Aynı zamanda dediğim gibi yaz ve kış okullarında hafta sonları hafta içi programlarımız var. Kendi yüzme ve su topu takımlarımızda bu tesislerimizde günün evet. belli saatlerinde haftanın 4-5 günü antrenman yapıyorlar hocalarımız nezaretinde. Evet. Böyle çok güzel bir ortamda halkın tamamına haftanın 6 günü bir tek pazartesi günleri havuzların evet. genel bakımı ve Doğru. ilaçlanması yapılıyor. Diğer 6 gün sabah 8'den akşam saat 10'lar 11'lere kadar bu tesisler hep açık, halkımızın hizmetine Hı-hı. açık. Oralardan çok cüzi rakamlarda, cüzi ücretlerle istifade ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Aynı tesislerimizde engellerimizi ücretsiz evet, istifade ediyoruz. Evet, onu da soracaktım. Engelli sporcularımız evet. nasıl çalışıyorlar? Engellilerle ilgili orada ücretsiz evet. istifade ettiriyoruz. Şehitlerimize, gazilerimize bunlara ücretsiz istifade ettiriyoruz. Yakın bir zamanda da inşallah bir tane tesisimizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altıbey'ine tamamen engelli havuzu ile ilgili çalışmalara evet. devam ediyor proje kapsamında. Onlar da inşallah Bursa halkına engelli kardeşlerimize kazandıracağız. Evet. Tamamen engellilerin istifade edeceği bir havuz olacak. O da en kısa sürede tamamlanacak. Efendim peki federasyonlarla ilişkilerimiz nasıl? Değişik branşlara siz hepsinin başında olduğunuz için sorayım size. Bizim kendi olarak baktığımız zaman kendi bünyemizde evet. Muzaffer Karadeniz Bey'imiz var. Bu zaten bizim yönetim kurulumuz. Aynı Atletizm Federasyonu'nda. Aynı zamanda başkan yardımcımız İlhan Satık Bey var. Bu da şu anda Kayak Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesi. Zafer Bey geçen hafta konuk evet, almıştık zaten. Evet. Üyesi. Daha önce güreşte Abdullah Karadağ Büyükşehir Başkan Vekilimiz, aynı zamanda güreş sorumlumuz, evet. büyüğümüz, abimiz sağ olsun. O da güreş federasyonundaydı. Federasyonla ilişkilerimiz gayet güzel. Yani evet. bu konuda biz tabii elimizden geldiği kadar destek de alıyoruz zaman zaman. Zaten tesislerimiz vardı hani maddi anlamda belki. Tabii ki malzeme desteğinden evet, sonra değişik farklı Tabii. destekler alıyoruz federasyonlarımızdan. İlişkilerimiz de gayet güzel. Elimizden geldiği kadar destekliyoruz.
Belediye spor kulüpleri olarak zaten federasyonlarımızın en önemli merkezleri belediyeler. Evet. Yani spora hizmet federasyonlarımızın en çok hoşuna giden şey işte bu tesisleşme, tabii. Tesislere yapılan yatırım. Bir de tabii işte, evet sözünüzü kestim. Bütün şehir olması da çok büyük bir avantaj sağladı, evet, değil mi? Hemen, evet, hemen her alanda, evet, Recep Başkan'ı görüyoruz. Sporda, evet, da koşturuyor. Evet. Efendim altyapıda da, değil mi? Bayağı, aynen, güçlendi, evet, yani eli belediyeleri. Geçen sene yaptığımız etkinlikle ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Buyurun, müsaade ederseniz. Tabii. Okul sporları organizasyonumuz var bizim. Geçen sene bunu faal olarak başladık. Bu okul spor organizasyonlarımızda biliyorsunuz zaman zaman okullarımızdan birçok kardeşlerimiz spor kulüplerine çeşitli nedenlerden dolayı gelemiyorlar. Sporla, evet, hiç tanışmamış gençlerimiz var. Genç bir nüfusuz Türkiye olarak. Tabii. Bursa'da ciddi bir genç nüfus var. Bu planlamamızda biz sporcuları, halkımızı tesislerimize tabii ki çağırıyoruz. Geliyorlar. Bununla ilgili ciddi bir katılım var. Aynı zamanda biz gidelim dedik ayaklarına. Bununla ilgili de okul sporları kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirdik. Hmm. Geçen sene 17 ilçemizde oldu bu faaliyet. Gerçekten çok güzel, yani bir Bursa'nın faaliyetti. Tamamını kapsadı. Bursa'nın, yani, tamamını kapsadı. Evet. Çok güzel bir faaliyetti. Bu faaliyet çerçevesinde gerek okullarımıza spor malzeme yardımı, gerek ilk defa hayatında hiç daha sporla tanışmamış, tabii, gençlerimiz spor yaptırma, onlara işte malzeme desteği, evet, o etkinlikler sonucunda onlara dağıttığımız işte birer sertifika, birer madalya onları, evet, motive etti. Ediyor değil mi? Yani? Çok büyük motive etti. Çünkü hayatında, evet, hiç gerçekten hiçbir spor salonuna gitmemiş gençlerimiz var, şu yavrularımız var. Çeşitli sebeplerden dolayı, imkansızlıktan, evet, dolayı. Biz bu hizmeti büyükşehir, hı, olarak bunların ayağına götürdük. Ben onunla ilgili de kısa bir rakamlarla ilgili, bakalım, kısa, efendim, bir bilgi vereyim, tabii, müsaade ederseniz. Buyurun. Bu kapsamda biz Bursa genelinde 196.850 tane çocuğumuza ulaştık geçen sene. Evet. Aşağı yukarı 200 bin çocuğumuza ulaştık. Bu 200 bin çocuğumuz içerisinde yaptığımız etkinliklerde işte fiziksel etkinlik günleri kapsamında 65 okul, 1920 tane sınıfa, 52.090 öğrenciye de temel eğitim kapsamında işte jimnastik, eğitsel, yani oyunlar, sporla tanışma, evet, sporla turları, tanışma, evet, eğitsel oyunlarla, evet, alakalı milli eğitimle ortaklaşa yaptığımız bir projeydi, evet, bu. Doğru. Milli eğitimden de beden eğitimi öğretmenlerimiz buna destek verdi. Sağ olsun arkadaşlar. Çok güzel bir birliktelik oldu. Ciddi anlamda çok başarılı bir program gerçekleşti. Evet. İlçe şenlikleri yaptık. 12 ilçemizin, ilçemizde, evet, evet, 187 okul da 23 bin öğrencimize ulaştık bu kapsamda da. Bu da çok güzel bir etkinlikti. Spor salonlarını topladık normal programları dışında. Spor salonlarında bunlara çok ciddi sportif aktiviteler gerçekleştirdik. Maceraya hazır mısınız diye bu Survivor, evet, tarzında, evet, Nilüfer'deki o alanda 3 gün boyunca 129 tane lise, evet, öğrencisine 1290 tane çocuğumla çok güzel yarışlar yaptık, evet, yani sporsal. Bunlar da bu kapsamda değerlendirildi. Bu da Bursa için çok anlamlı bir, evet, projeydi. İnşallah bunun devamını da getireceğiz. İlçe okul spor etkinlikleri, turnuvaları gerçekleştirdik yine 14 ilçemizde. 97 okula ulaştık bu çerçevede. Evet. 24.462 öğrenci bu spor aktivitelerinden istifade etti. Evet. Yine bu kapsamda. Tabii bunların çok detayları var. Onlara fazla girmiyorum. Aynen, vaktimiz başka, kısıtlı olduğu için. Çok güzel, evet, evet. Özel çocuklar spor şenlikleri yaptık, evet, yine engelli kardeşlerimize. Tabii. 8 branşta 3450 tane kardeşimize, evet, bu engelli kardeşimize spor aktivitesiyle tanıştırdık. Hayatlarında belki ilk, ne defa güzel, böyle, evet, bir şey yaptılar, evet, ki bunları okullarında yaptık biz. Ayaklarına götürdük bu, evet, hizmetleri. Bunlar da çok güzel bir etkinlikti. Yine geleneksel çocuk oyunları projesi kapsamında 17 ilçemizde. Bu sokak oyunları değil mi? Hani evet, evet, aynen öyle. Aynen öyle. 1290, evet, tane çocuğumuza yine bu kapsamda hem bunları yaparken dediğim gibi bu saydıklarımın hepsinde hem çocuklara spor malzeme veriyoruz, hem okullarına yardım ediyoruz, evet, hem çocukları sporla tanıştırıyoruz. İlk defa çocuklar, evet, spor yapıyor. Hem madalyalarını veriyoruz. Hepsi şampiyon oluyor. Yani kaybedenin olmadığı bir yarıştı bu. Etkinlikti. Yine Nilüfer Köy Okulları'nda projemiz var. 9 köyde 450 tane çocuğumuza, köydeki çocuklarımıza, onların ayaklarına, evet, gidip oralarda da bu etkinlikleri gerçekleştirdik. Spor etkinlikleri. Onun dışında yine sayabileceğim fiziksel etkinlik ve oyun günleri projesi kapsamında 14 ilçede 70 okulda 13.115 öğrencimize okullarında, bahçelerinde şu şekilde etkinlikler kurarak, evet, çeşitli faaliyetler gerçekleştirdik. Bunlar tabii hepsinde beden eğitimi öğretmenlerimiz, milli eğitimin katkısı var. Olimpik eğitim projesi kapsamında yine seminerler verdik. Aşağı yukarı 4.800 tane çocuğumuz bundan istifade etti.
Son olarak da bunların hepsini Kent Gölleri Gençlik Kampımız var. Duymuşsunuz, evet. Bursa yıllardır bunu yapıyoruz. Bunu bu sefer biz 17 ilçemizdeki çocuklara dedik. Normalde bu hep evet, ürünle evet. yapılıyordu. Bunu şimdi biz Yiğiteli Köyü'nde yaptık. Burada bu kapsamda, bu okul sporları kapsamında ilçelerden çocukları aldık. Eskiden sadece Nilüfer, Osman Gazi, Yıldırım'dan evet, oluyordu. Şimdi bunu biz yakın ve uzak ilçelerimizden gelen çocuklarımıza yaptık. Orada da 800 tane çocuğumuza haftanın 5 günü evet. orada yemesini, içmesini, her şeyini kaldırarak hem sportif etkinlikler bir ödül gibi böyle bir tatil evet. formatında. O yine devam edecek mi? Tabii her yıl yapıyorduk biz bunu. Yine devam edecek. Daha önceki yıllarda zaman zaman Burfaş'ın üstlendiği bir organizasyondu. Birkaç defa biz üstlendik. Bu şekilde bizim organizasyonumuz kapsamında bunlar devam ediyor. Tabii bunları yaparken biz birçok şeyi değerlendiriyoruz. Şöyle ki, ona da kısaca geçeyim. Buyurun. Yani çocukların bir yönden sporla tanışması bizim için çok önemli. Evet. Çünkü Avrupa'da bu böyle. Yani çocukları 4-5 yaşında spora çok tanıştırıyorlar. Evet. Bunun temelini alıyor. O çocuk onun lezzetini aldığı zaman ileriki yaşlarda da yani bir 40 yaşına 30 yaşına geldiği zaman da bir şekilde gerek spor tesislerinde gerek havuzlarda evet. o spor hayatına devam ediyor. Ama bu çocuklara bu temelde bu tadı veremezseniz, bu spor aidatını evet. öğretemezseniz ilkokul çağında, anaokul çağında o çocuk başka alanlara kayıyor. O tehlikelerden de bahsedelim. Yani evet. spor nelerden uzaklaştırıyor evet. tabi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki gençlerimiz okul zamanının dışında ister istemez dışarıda, sokaklarda, farklı tabii. ortamlarda bulunuyorlar. Sosyal çevre olduğu evet. için. Bursa büyük bir şehir. Çok çeşitli şeyler var. Bu kardeşlerimize kötü emellerini içerisinde davranışlarda bulunmak, bunları kullanmak isteyen insanlar oluyor. Evet. Şimdi bunlardan uzaklaştırmanın en önemli yolu bu spor tesislerinin çoğaltılması ve bu kardeşlerimizin de bir şekilde belli zamanlarını okuldan, ailesinden evet. uzak kaldığı zamanlarda spora yönlendirmek. Evet. O enerjisini... Ailenin de burada çok büyük pay düşüyor. Tabii ki. Yani? Teşvik etmesi teşvik, çok önemli. Evet. Şimdi örnek olarak söylüyorum. Bizim bu ufak çocuklarda daha çok altyapı, mesela jimnastik branşında o 4-5 yaşındaki yavrularımızı evet. hep aileleriyle beraber geliyorlar. O 1 saatlik, 1,5 saatlik antrenman müddetince aileler çocuklarını devamlı gözlemliyorlar. Evet, çok küçükler onların çünkü başında. Yani. Bir anlamda onlar da spor yapıyor evet. görsel olarak. Onların o evet. takla atışları, yuvarlanışları, onların hepsine şahit oluyorlar. Bunlar evet. çok güzel bir şey. Evet. Aileler de destek sağlıyor. Artık spor bir bilim dalı Avrupa'da, dünyamızda artık bilim dalı, ciddi bir ekonomi. Spor akademileri var evet, değil mi? Evet, ciddi bir ekonomi. Bunu Türkiye'de de var hatta. Çok yani. Güzel kullanıyorlar. Evet. Bizim de buna yönelmemiz lazım. Bizim bu işte temelde buna verirken altyapıyı güçlendirmemiz çok önemli. Evet. Yani bu A takım düzeyindeki sporcuların o sporcu oraya gelene kadar 8 yaşından 9 yaşında spora başlıyor. 4-5 sene, 6-7 sene emekten sonra ancak o düzeye geliyor. Evet. Şimdi birçok ailemiz bilmez. Yani çocuğunu getiriyor bize bazen. Hemen sporcu olsun istiyor. Gönül hemen bunu istiyor tabii. ama o çocuğun belli bir düzeye, milli takım düzeyine, o yetişkin düzeye gelmesinde yani en azından bir 4-5 sene geçmesi evet. gerekiyor. Bu temeli oluşturuyor. Biz bunu elimizden geldiği kadar aşılama ve öğretmeye çalışıyoruz. Bu branşların evet. altyapıları. Çünkü bunlar devamlı olacaktır. Bu branşların altyapısına bulacağımız sporcularla bunlar inşallah devam edecek. Bunun yanında spor ahlakını aşılamaya çalışıyoruz evet. çocuklarımıza. Çok spor disiplini çok önemli. Ailede aldığı terbiye, okulda aldığı terbiyenin yanında bilinçli, ahlaklı sporcu olması, zeki olması evet. bizim için olmazsa olmazlardan birisi. Biz her zaman bunu dikkat ediyoruz. Yani başarılı sporcu, okulunda evet. da başarılı olması yani bizim için çok önemli. Yani örnek bir öğrenci olması tabii lazım ki. Değil mi? Yani evet. başarılı zaten sporun ana temasıdır. Yani zeki insanlardan oluşur sporcular. Evet. Yani çabuk karar verebilen. Çünkü bütün kasları çalışıyor, beyin aynen, her tarafı hem fiziksel olarak hem zihinsel evet. olarak çabuk karar verebilen, strateji yönetebilen. Yani bu da sporla olan bir şey. Evet. Ahlaki boyutu çok önemli. Vatanına evet. milletine hayırlı evet olması. İşte biraz önce söylediğimiz kötü alışkanlıklar. Evet, kötü alışkanlıklardan kurtarmak için çocuklarımızı, gençlerimizi okullardan dışında bu tür belediye spor kulüpleri ve özel spor kulüplerinde imkan sağlıyoruz. Şimdi biz sadece kendimiz bunu yapmaya çalışsak yetişemeyiz. Evet. İşte bu yüzden biz amatör spor kulüplerine destek veriyoruz. Çeşitli semt takımları evet. bizim tesislerimize geliyorlar. Mahallelerindeki çocukları alıyorlar. Gerek futbol tabii. gerek başka branşlarda. Bizim tesislerimize bunlara spor yapma imkanı sunuyoruz. Evet. Bu da çok önemli. İşte ben zaman zaman tesislere dolaşırken kulüpler olarak görüyorum. Çok farklı branşlarda değişik çocuklar geliyorlar orada. İşte 8 yaşından tutun da 12-13 yaşına tabii. kadar çocuklar.
Oralarda spor yapma imkanı buluyorlar okullarından kalan vakitlerinde. Bizim şöyle bir sıkıntımız var maalesef. Yani sıkıntı derken bu Türkiye'nin bir sorunu. Şimdi bizim tesislerimizde milli eğitimle milliyeti okul durumlarından dolayı maalesef okullarına giden çocuklar sabah çıkıyorlar, akşam belli bir saate kadar okullarında eğitim görüyorlar. Evet. Hafta içi, gün içerisinde çok spora vakit bulunamıyor eğitim sisteminden dolayı. Böyle bir çatışma var maalesef. İnşallah bunu da ileriki yıllarda aşarlar. Entegre olması gerekiyor. Okullarımızda sportif etkinliklerimizin, spor bakanlığımızın entegre olması gerekiyor. Çünkü sporcu kolay yetişmiyor. Evet. Şimdi biraz önce size saydığımız bu sporcularımız olimpik branşlarda. Evet. Bunlar en az 8-10 senedir bu branşta emek harcayan onların kardeşlerimiz. Onların çalışma koşulları biraz daha ağır galiba değil mi? Çünkü tabii çok ki iddialı bir olimpiyat şeyi var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. Bir olimpiyat sporcusunun yetişmesi için yani en az bir şu anda mesela 2016 olimpiyatlarına hazırlanıyor dünya. 2020 olimpiyatlarına daha bugünden Avrupa'da birçok düzeyde branşlarda sporcular seçiliyor. Yani olimpiyat sporcusunun belli bir yere gelmesi için, olimpiyatlarda hedef haline gelmesi için 6 sene öncesinden, 4 sene, 10 sene öncesinden başlıyor bunun tespitleri. Bizde maalesef bu biraz daha geç başlıyor. Biz de artık bundan sonra bu doğrultuda programlar yapmamız gerekiyor. Yani biliyorsunuz olimpiyatlar sporun eni, yani en üst düzeyi. Avrupa dünya şampiyonları çıkarılıyor. Ama olimpiyatlar gerçekten reklam açısından, ülkenin kalkınması açısından çok önem arz ediyor. Bu konuda da bizim kulüp olarak bizler üzerine düşen görevleri elimizden geldiği kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Antrenörlerimiz de bu düzeyde çalışmalar yapıyor. Artık uzun hedefler koymamız gerekiyor. Evet. Ki bu uzun hedeflerde yani 2020 olimpiyatlarına katılacak olan sporcularımızı bizim şimdiden tespit etmemiz gerekiyor. Evet. Bununla ilgili çalışmalarımız da var. Bunların üzerinde de duruyoruz. Evet. Olimpiyatlar 4 yılda bir değil mi? Evet, 4 yılda bir. Onu da anlamış olduk. Efendim öğrencileri, sporcuları nasıl seçiyorsunuz? Beden eğitimi öğretmenleri mi yönlendiriyor? Yoksa aileler benim çocuğumun işte mesela futbola merakı var, jimnastiğe, boksa merakı var diye size geliyor mu? Nasıl seçiyorsunuz? Şimdi şöyle bizim sporcu zaten bu yaz ve kış okullarımız bunun bir altyapısını oluşturuyor esasında. Bu yaz ve kış okullarımızın dışında da bize direkt aileler gelip yani bizim idari yerlerimize gelip işte ben çocuğumu işte spora yönlendirmek istiyorum diye bize müracaatlarını ediyorlar. Evet. Biz müracaatlar sonunda çocuğun işte fiziksel durumundan tutun da yaşına kadar daha önce spor yapmış mı yapmamış mı bunları değerlendiriyoruz. Fiziği, boyu, bunları boyu, ama sonuçta tabii en son karar verecek olan teknik kadromuz yani antrenörlerimiz bunun değerlendirmesini yapıyor. Bu bir de çocuğun gönüllülük esası da çok önemli. Bazı çocuklar geliyor işte kendisi futbol oynamak istiyor, ailesi işte yüzmeye yazdırmak istiyor, basketçi olmak istiyor. Aynen. Bu tür durumlarda karşılıyor ama ne olursa olsun o çocuğun bir şekilde sporun hangi branşında olursa olsun başlaması önemli. Tabii ki şu çok önemli yani onun gelecekte başarılı olabileceği bir spor branşına yönlendirilmesi çok daha iyi. Yani çocuğun istemediği zorla da sevdirerek bu yapmak biraz mümkün değil. Tabii. Çocuk spordan da soğuyor. Ama temel olarak baktığınız zaman biz her zaman şunu söylüyoruz. Öncelikle spora başlama yaşı bugün artık 4-5 yaşlarına başladı. Yani daha önce bize çocuk 12-13 yaşında çocuk geliyordu ki 12-13 yaşından sonra artık o çocuğun motorsal özelliklerinin gelişmesi, bir takla atması, bir sıçraması vesairesi bazı motorsal özellikleri gelişmiyor. Yani belli bir düzeye gelmiş oluyor, oturmuş oluyor. O yüzden biz her zaman birinci derecede jimnastik spora başlayan çocuklarımız altyapıda. Yani 4-5 yaşında jimnastik. 6-7 yaşındaysa mutlaka jimnastikle başlayıp 9-10 yaşından sonra artık jimnastik evresini geçmiş oluyor. Evet. Yani 4 ile yaşta 9 yaş arası jimnastiğe yönlendirmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Onun dışında eğer onu istemiyorsa yüzme yine çocukların fiziksel olarak gelişimini sağlayan bir branş. Hı-hı. Yüzme. Atletizm her dalı güzel. Atletizm de olabilir koşu. Ama bu 3 branşımız atletizm, jimnastik ve yüzme bizim birçok branşta tavsiye ettiğimiz genç kardeşlerimize, ailelere tavsiye ettiğimiz branşlar. Çocuklarını öncelikle 4-5 yaşından sonra bu branşlara yönlendirsinler. Evet. Buradan sonra 9-10 yaşından sonra yine futbolcu olmak istiyorsa futbolcu olmak, basketçi olmak istiyorsa basket altyapısına. Orada şey var. Zaten şöyle söyleyeyim. Çocuk 9-10 yaşında da herhangi bir branşa başlasa temelini almak için zaten basketbol, voleybol olsa ilk başta biz temel veriyoruz. Tabii. Yani temeli vermekten kastım şu. Yani o çocuğun sportif motorsal özelliklerinin gelişmesiyle uğraşıyoruz. Yani çocuk 10 yaşında başladığı zaman hemen basketbolcu olmuyor. Tabii. 200 sene onun temelini geçmesi lazım. O temeli biz işte yüzmede, jimnastikte, atletizmde kazanırsa
o 10 yaşından sonra o branşa geldiği zaman çok daha çabuk gelişim sağlıyor. Yani çocuk 14-15 yaşında milli takım düzeyinde sporcu pozisyonuna geliyor. Bu da tabii ki zamandan tasarruf oluyor. Öbür türlü biraz daha geç olgunlaşmış oluyor, daha geç oluyor. Evet. Efendim son sözlerinizi alayım, süremiz bitmek üzere. Spora meraklı olan gençlere, öğrencilere, çocuklarımıza neler söylersiniz Eta Bey? Sporun hepsi çok güzel. Ben de kendim yıllarca sporun içinden geldiğim için hiç fark etmez. Hangi branşta olursa olsun nasıl ki okullarında başarılı oluyorlar, sporda da mutlaka hedef koymaları lazım. Bir istemeleri lazım bir branşa. Tespit ettikleri bir branşta hedef koysunlar, hiç yılmasınlar. Çalışmadan hiçbir şey olmuyor. Yani bugün ulusal düzeyde bakıldığı zaman başarılı olan sporcularımız hepsi gerçekten çok çalışan sporculardır. Çalışmak gerekiyor, bu birinci şart. Evet. Nasıl ki okul hayatında çalışarak derslerimize başarılı oluyorsak, sporda da çalışmadan başarı olmuyor. Bizler idareciler ve spor kulüpleri olarak elimizden geldiği kadar gençlerimizi bu sporlara, bu imkanları tanıyoruz. Büyüklerimizin katkılarıyla. Aileler de, sporcu kardeşlerimiz de bu branşlara teveccüh etsinler, gelsinler. Geleceğin Avrupa, Dünya Olimpiyat Şampiyonları inşallah olacaklardır. Bursa'dan çıksın diyelim. İnşallah Bursa'dan çıksın, ülkemizden çıksın. Bu bizim medar iftiharımız olur. Bizim de bununla bir katkımız olursa biz de çok mutlu oluruz. Dediğim gibi hedef koysunlar ve çok çalışmaları lazım. Çalışmadan olmuyor. Ben çok çalışmayı tavsiye ediyorum. Evet efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık, çalışmanızda başarılar. Ben de son noktayı koyayım. Adres Bursa Büyükşehir Belediyespor diyelim. Programımızı bitirelim. Teşekkür ederiz. Efendim. Siz de sağ olun. Değerli izleyiciler, programımız burada sona eriyor. Hepinize iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.